çıktı diyor bakan. Sahi, üretim ekonomisi öyle mi? Tarım üretiminden söz etsek mesela, bu ülkenin tarım üretiminden ne halde? Hani yiyecek bir lokma bulamıyoruz diyene de önemli olan vatan, namus, şeref, 2 kilo et yeme, yarım kilo et al diyeni de çıkmıştı. AKP milletvekili Zülfü Demirbağ, 2 kilo et alma da yarım kilo et al demişti vatandaşa, az yiyin demişti. Şimdi aynı milletvekili konu kendi maaşı olunca, milletvekili maaşları olunca bu attığı nutku unuttu. Vatandaşa tavsiyesini unuttu. Öyle bir dert yandı ki 39 bin lira maaş alan AKP'li vekil, danışmanlarıma bile borçlandım, çok zor durumdayım, 39 bin lirayla geçinemez bir milletvekili diye dert yandı. İşin kolayı var, siz de yarım kilo et almayın, et yemeyin mesela sayın vekil. Bir millet için önemli olan önce vatanıdır, namusudur, haysiyetidir, şerefidir. AKP Elazığ milletvekili Zülfü Demirbağ, yaklaşık bir yıl önce geçinemiyoruz diyen vatandaşlara böyle cevap vermişti. 2 kilo değil de yarım kilo et yiyin diyerek de yol göstermişti. 5 lira benim akşama gideceğim minibüs param var. Dün benim çocuğum bana diyor, anne ne yemek yaptınız? Oğlum ne yapayım diyorum, ne pişireceğiz? Diyelim ki normal şartlarda ayda 1 kilo 2 kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domates 2 kilo alıp yarısını diyelim ki dikkatli kullanmadığımız zaman çöpe gidiyor. 2 tane alırız ya. Asgari ücretliye, emekliye nasıl geçinebileceğinin yolunu gösteren vekil, aradan geçen zamanla ve konu kendine gelince farklı konuştu. Geçinemiyoruz diyen bu kez Zülfü Demirbağ'ın kendisi oldu. Şu anda utanıyorum ki bir danışmanıma ya herhalde 2-3 bin lira getirin. Niye? Ya zaten danışmanlara bile borçlanmışım, maaş bekliyorum, 15 gün sonra alacağımız veya bayram öncesi verilecek maaş bekliyoruz. Böyle değil, dışarıdan göründüğü gibi değil. Demirbağ'ın 2 kilo yerine 2 domates alın dediği emeklinin geçim derdi bir yılda daha da derinleşti. Milyonlarcası 3500 liraya çıkarılması planlanan emekli maaşıyla, açlık sınırının yanına bile yaklaşamayan bir parayla geçinmeye çalışıyor. Danışmanlarımdan borç alıyorum, dışarıdan göründüğü gibi değil diyen AKP'li milletvekili Demirbağ'ın maaşı ise 39 bin lira. Üstelik bu zamsız hali. Yeni zamla maaşı aylık 56 bin lira olacak. İçi giden, vicdanı olan bir insan o milletvekili maaşıyla milletvekili yapamaz. Bir millet için önemli olan önce vatanıdır, namusudur, haysiyetidir, şerefidir. Bugün ekonomik sıkıntı çekebiliriz. TV42'deki Sümenaltı programında İBB'de çalıştığı zamanları da örnek gösterdi AKP'li vekil. Belediye AKP'deyken çalıştığı dönemde maaşıyla iki ev aldığını söyledi. Bir de itirafta bulundu. Belediye dışından birden fazla yerden yönetim kurulu üyeliği maaşı aldığını söyledi. Ben İstanbul Belediyesi'nde bürokrattım. Yönetim kurulu üyeliği de alıyordum. Bir iki tane denetim yönetim. Vallahi çok mümkünen çok iyiydi benim durumum. 2 tane kooperatife geldim, ev sahibi oldum ben İstanbul'da. Ha, vatandaşa gelince az yiyin, yarım kilo et alın, dişinizi sıkın, öyle yaparız gerekirse. Kendisi 39 bin lira maaşı yetmiyor, danışmanlardan borç alıyorum diye dert yanıyor şimdi de. Milletvekillerinin harcaması çok oluyor diyor. Yetmiyor 39 bin lira diyor. Zamsız haliydi o da maaşının. Emekli milletvekili maaşı 27.129 liraya yükseltiliyor. 27.129 emekli vekil maaşı. Emekli aylıklarına şöyle bir bakıyorum. Emekliye 3.500 lira vereceğiz diye davul çalacaklar neredeyse. Eski meclis başkanlarına mesela 29 bin lira verecekler. Eski başbakanların emekli aylıkları 29 bin liraya çıkartılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi. Para yetmiyor çünkü. Emekli vekillerin maaşları da 27.129 lira. Bunun için, o sandık için, o koltuk için daha doğrusu, milletvekilliği koltuğu için yapamayacakları şey yok. Bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum. Hiç kimsenin mağduriyete uğramaması için de gündeme gelecek ilk kanun teklifinde emekli milletvekillerinin maaşlarının başka bir formüle göre düzenlenmesi
yerinde olacaktır. Erdoğan, ek bütçede kendi maaşına talep ettiği zamdan vazgeçmiş, Cumhurbaşkanlığı ödeneğine endeksli, milletvekili emekli aylıklarını arttırmak için başka bir yöntem bulunmasını istemişti. O istek yerine geldi. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önergeyle emekli milletvekili aylıkları gösterge sistemine bağlandı. Bizim sistemimizde Cumhurbaşkanı maaşı aynı zamanda emekli milletvekilleri ve eski cumhurbaşkanları ile merhum cumhurbaşkanlarının hak sahibi ailelerine yapılan ödemelerin de göstergesidir. Yeni düzenlemeyle milletvekili emekli aylıklarının cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli olarak hesaplanması uygulamasından vazgeçildi. Aynı zamanda emekli milletvekilleri yeni düzenlemeye göre emekli meclis başkanları ve başbakanlar 126 bin, emekli milletvekili, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar da 115 bin 225 gösterge üzerinden emekli aylığı alacak. Gösterge rakamları ise 6 ayda bir artan memur maaş katsayılarına göre hesaplanacak. Mevcut katsayıya göre emekli meclis başkanlarının ve başbakanların aylıkları 29.666 lira. Emekli vekil, bakan ve cumhurbaşkanı yardımcılarının aylıkları da 27.129 lira olacak. Meclis başkanları ve başbakanların ellerine geçen net rakam 30.853 lirayı, emekli vekil, bakan ve cumhurbaşkanı yardımcılarının 28.214 lirayı bulacak. Bu rakamlar değişikliğin yürürlüğe gireceği 15 Ocak 2023'te geçerli olacak. Emekli milletvekilleri... Milletvekilliği bir meslek midir? Meslek olmasa gerek değil mi? Milletvekilini meslek olarak gören, bir kariyer planlaması olarak milletvekilliğini düşünenin vatana ne faydası olur? Aldıkları bu paraları hak ettiklerini düşünüyorlar mı acaba? Hayır, sen ne kadar maaş alıyorsun diye bendenize soran var da haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı çıkmak gerekiyor. Bu ülkede yoksulluk sınırı 20 bin liranın üzerinde ve 3500 lira maaş alacak emekli diye bunu müjde diye sunanlar var. TRT'den bahsedelim mesela. Burası bir nihayetinde özel televizyon. TRT hepimizin kamu yayıncılığı yapılıyor. Bizim paralarımızla, hepimizin parasıyla belli bir grup vatandaşa, belli partilere oy verenlere yayın yapılıyor. Onların zevkine göre diziler hazırlatılıyor. Programlar hazırlatılıyor ve yayınlatılıyor. 30 milyar lira para gitmiş TRT'ye. 30 milyar lira, yanlış duymadınız. Son 17 yılda elektrik faturaları ve bandrol ücretlerinden hepimizin sırtına yüklenen TRT payı 30 milyar lirayı bulmuş. Sorum da TRT'nin 2004 ila 2021 yılları arasında reklam gelirlerinin, enerji payı gelirlerinin ve bandrol gelirlerinin kaç lira olduğunu yönelttim. Vatandaşın milyarlarca lirası TRT'ye gitti. Efendim? TRT tarafsızlık tartışmalarıyla sürekli gündemde TRT. Gelirin büyük bölümünü vatandaşın vergilerinden elde ediyor. Meclis Kit Komisyonu'nda TRT'nin bütçesi görüşüldü. CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, TRT Genel Müdürlüğü'nün gelirlerini sordu. TRT, milletin 84 milyonun cebinden çok yüklü bir para alırken reklamdan çok düşük gelir elde etmektedir. Gelen cevaba göre TRT'nin 2004-2021 yılı arasında reklam geliri 2 milyar 663 milyon 10.139 lira. Enerji payı gelirleri reklam gelirinin 4,5 katı 11 milyar 947 milyon 428 bin 762 lira. TRT'nin aldığı bandrol gelirleri ise 16 milyar 486 milyon 476 bin 996 lira. TRT 2021 yılında reklam gelirlerinden kasasına 649 milyon 640 bin 576 TL koydu. Elektrik faturalarından alınan enerji payı geliri ise 1 milyar 335 milyon 967 bin 455 lira. Bandrol gelirleri ise 2021 yılında 3 milyar 423 milyon 117 bin 512 lira. Sponsorluk gelirlerindense 31 milyon 570 bin TL kasaya konuldu. Program satış gelirleri de 2020 yılına göre yaklaşık 2,5 kat artarak 117 milyon 423 bin TL oldu. Kısaca vatandaşın cebinden TRT'nin kasasına 2004-2021 yılları arasında toplam 28 milyar 433 milyon 895 bin 758 lira girdi. 84 milyondan para almasına rağmen
AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhurbaşkanı'nın haberlerine yer vermekte ama ne ana muhalefete ne de diğer muhalefet partilerine hiçbir şekilde yer vermemekte. Sadece belli bir kesimin televizyonu olarak kalmakta toplumun... Elektrik faturalarında aktif enerji bedeli üzerinden %2 TRT payı ve %0.7 enerji fonu için kesinti yapılıyordu. Bu pay 21 Aralık 2021'de kaldırıldı. Satın aldığımız her elektronik cihazda bandrol var. Bandrol parası TRT'ye gitmeye devam ediyor. TRT'de